Kanalından ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda dışı pul pul dökülen, içi yumuşacık kat kat nefis poğaçalar yapıyorum. Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak bu nefis poğaçalar için sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifime 125 gram tereyağı uygun bir tavaya alıp eriterek başlıyorum. Hamurumu hazırlarken tereyağın soğumasını istiyorum. Yoğurma kabıma 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su alıyorum. 1 yumurta sarısı ekliyorum. Elimle çırparak öncelikle sıvı malzemelerin karışmasını sağlıyorum. 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde instant maya ekliyorum. Elimle çırpmaya devam ederek mayanın da karışmasını sağlıyorum. Azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yeterli miktardaki tuzu bu aşamada ilave ediyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 ml. Yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık göstereceği için azar azar unu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Bu poğaçalar için yumuşak, ele yapışmayan özlü bir hamura ihtiyacım var. Hamurum toparlandı ve istediğim kıvama geldi. Ancak birkaç dakika daha yoğurarak pürüzsüz özlü bir hamur elde ediyorum. Bu poğaçaları hazırlarken hamuru mayalandırmıyorum. Hamurun kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Hazırladığım hamurumu hiç bekletmeden tezgah üzerine alıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra 4 eşit parçaya ayırıyorum. Ayırmış olduğum parçaları elimde toparlayıp yuvarlayarak 4 eşit beze elde ediyorum. Bu poğaçaları hazırlarken mayalanma süreci olmadığından ve ara katlarda kullandığımız yağ soğuk olarak kullanmamız gerektiği için poğaçamızın yapımına öncelikle tereyağı eritip soğutarak başladık. Bezelerim artık hazır. Bir tane bezemi tezgaha alıp nişasta ile açıyorum. Diğer bezelerimin üzeri kurumaması için üzerlerini örterek bir kenarda bekletiyorum. Bezemin üzerine az miktarda nişasta aldıktan sonra öncelikle elimde biraz genişletiyorum. Bezeleri açarken oklava veya merdane hangisi kolayınıza geliyorsa kullanabilirsiniz. Zaten çok kolay açılabilen yumuşak bir hamurumuz var. Bu poğaçalar için çok ince bir yufka açmamıza gerek yok. Yufkanın inceliğinin bıçak sırtı kalınlığında olması yeterli. Gerektikçe az miktarda nişasta serperek yufkamı açıyorum. Yufkaları açarken isterseniz un da kullanabilirsiniz. Ancak nişasta poğaçanın dışına daha bir kıyırlık veriyor. Nişasta sayesinde poğaçamızın dışı pul pul dökülüyor. Yufkaları tekrar rulo saracağımız için çok düzgün bir şekilde açmasanız da olur. Yufkamızın bu incelikte ve bu kalınlıkta olması yeterli. Açtığım yufkayı bir kenara alıp ikinci bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Çok güzel bir hamur olduğu için yufkalar zorlanmadan kısa bir süre içerisinde açılıyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olurken tariflerimin de daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İlgi ve destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bu poğaçaları bir kez denedikten sonra eminim bir daha vazgeçemeyeceksiniz.
İsterseniz malzeme miktarını iki katına çıkartarak daha fazla hazırlayıp derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Yufkamı artık yeterli büyüklükte açtıktan sonra eritip soğuttuğum tereyağı ile yağlıyorum. Yağın yufkanın her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Tereyağı sayesinde poğaçalarımız pişerken kat kat tel tel ayrılacaklar. Tereyağı yerine isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yağı fırça ile yufkanın her tarafına sürdükten sonra ikinci yufkayı da üzerine alıyorum. Yufkaların kenarlarını eşitliyorum. Kenarlarından biraz daha çekiştirerek esnetip genişletiyorum. Yufkanın üzerine de yağlıyorum. Bir kenarından başlayarak sıkıca rulo sarıyorum. Diğer iki yufkamı da aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırladığım ruloları tepsiye alıp üzerine streç fününü örterek 15-20 dakika yağ donana kadar derin dondurucuda dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim rulolardan bir tanesini tezgah üzerine alıp poğaçalarıma şekil vermeye geçiyorum. Ortam sıcak olduğu için diğer hamurumu tekrar dolaba kaldırıyorum. Kesme kartı ile 4 parmak genişlikte kesiyorum. İsterseniz daha büyük veya daha küçük poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Kestiğim parçaların uçlarını toparlayıp ortaya doğru bastırıyorum. Avuç içimde çevirerek biraz yassılaştırıyorum. Hızlı bir şekilde bir kez daha göstererek tüm parçaları bu şekilde hazırlıyorum. Oklava ile biraz daha büyüterek çay tabağı boyutunda açıyorum. Ben bugün poğaçalarımda peynir maydanoz karışımı kullanıyorum. Sizler bu poğaçaları istediğiniz iç harcı kullanarak hazırlayabilirsiniz. Patatesli, kıymalı hepsi de çok güzel oluyor. Bir yarısına iç harcı aldıktan sonra diğer yarısını üzerine kapatarak yarım ay şekli veriyorum. Şekil verdiğim poğaçalarımı yağlı kağıt serde tepsiye alıyorum. Üzerlerine biraz sıvı yağ ile açtığım yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede alt üst ayarda ısıtarak hazırladım. Hazır olan poğaçalarımı hiç bekletmeden fırına göndererek nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım fırında kabararak çok güzel bir şekilde pişiyorlar. Pişen poğaçalarımı fırından alıp sıcaklığı çıkıp dinlendirdikten sonra servis ediyorum. Sizleri poğaçalarımın görüntüleriyle baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Bu nefis poğaçamın iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dışı pul pul dökülen, içi yumuşacık, kat kat tel tel ayrılan nefis bir poğaça oldu. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.